Yemim çok güzel geliyor ama. Yakaladı. Yakaladı. Kırmızı benekli ya. Biz doğal alabalık beklerken. Oo, bir şey atladı. Kırmızı benekli. Hop, yakaladı. Fakat bu sefer hem bir 46 santimlik dev kasna yakaladı, hem de az önce gördüğünüz esas alabalığı aldı. Hop hop. Bu ne be? Evet, taktım bir tane daha. Şu güzelliğe bakın. Hop ve gidiyor. Evet, şimdi hanımlar piknik dedi. Onları bir yere getirdim. Dere akıyordu. Dere böyle geliyor. Burada bir havuz yapmış. Yukarıda alabalık havuzları var. Yani alabalık var mı yok mu bilmiyorum. Ama havuzdan kaçan balık olduysa burada kalır. Şurada regülatör gibi bir şey var. Buraya bir at çek yapacağım. Bakalım. İş yapacak mı yapmayacak mı? Şuradan geçeceğim. Buradan karşıya doğru MAPS veya rapalayla çalışacağım. İlk olarak geçenki büyük kefeli aldığım böyle bir rapala var. Onunla çalışacağım. Şimdi oltam da kırık olduğu için. Alabalıkta şöyle bir şey var. Eğer attığınız yerin civarında alabalık varsa sanki ağaçtan bir kurt veya böcek düşmüş gibi kolaçan eder. 2-3 atış yaptım. Herhangi bir vuruş olmadı. Zaten buralar çok sığmış. Uzaktan anlayamamıştım. Gene bir takip yok. Yemim çok güzel geliyor ama. Yani alabalık olduğundan emin değilim bu arada. Deniyorum sadece. Olta atmaktan vazgeçmiştim. Oradan da buraya yürüyemedim. Orada da tel örgü gibi bir şey var. Bu regülatöre yaklaşmak yasaktır diye. Şöyle bir dal olta gördüm uzaktan. Yani misine koymuş dalın ucuna. Belki dedim hani burada bir şeyler olabilir. Dedim biraz daha spin yapayım. Oo. Bir şey atladı. Kamerada gözüktü mü bilmiyorum. Bir şey atladı ama küçücük bir şey. Yani alabalıksa da 10 santimlik bir alabalık. Şimdi onun atladığı yere doğru. Hop, yakaladı. 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 Arkadaşlar görüyor musunuz? Of. Oo. Bir saniye. Kırmızı benekli. Of 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 of. Sana zarar vermemem lazım. Sakın 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 hareket etme. Güzel. Şu an için harika. Lütfen 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 lütfen. Aç ağzını. Aç 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 aç. Şöyle. Kamerada da görsün. Arkadaşlar neredeyse hiç zarar vermeden çıkardım. Bunu hiç bekletmeyeceğim. Bakın. Mükemmel bir kırmızı benekli ya. Kaçma alabalık beklerken bu geldi. Evet. Öpüyorum ve onu salacağım şimdi. Evet. Evet. Gitti. Ben dediğim kanalda çok öyle marka falan vermiyorum. Bunun da markasını dahi bilmiyorum. Bundan 6-7 yıl önce almıştım kasna avı için. Elimi yıkayayım. Başarılı olamamıştım.
Fakat bu sefer hem bir 46 santimlik dev kasna yakaladı, hem de az önce gördüğünüz esas alabalığı aldı. Ben burada kaçma alabalık yakalama peşindeyken esas alabalık almış oldum. Çok şaşkınım. Esas alabalık, yani kırmızı renkli alabalık olduğu aklımın ucundan geçmezdi. Büyük denk gelir mi bilmiyorum. Ama az önceki çok ufaktı zaten. Biraz daha atacağım. Bakalım rastgele. Az önce kameraya gözüktü mü dedim. Bir şey zıpladı dedim. 10-15 santimlik bir şey de zaten ufaktı dedim. Muhtemelen bu balıktı. Onun olduğu yere attım. Tak dedi, geldi. Şimdi atıyorsunuz ve dalgacıklar yaratıyor ya. Bu yukarıdaki ağaçtan böcek düştü diye alabalık hemen yoklamaya geliyor. Eğer olsa. Şimdi burada da çok... Oo, gel arka... Hop hop! Bu ne be? Hoppa! Süper ya! Tam derken... Dur. Lütfen dur. Normalde böyle oltayı kaldırmam ama durduğum yer çok şey değil. Evet. Bu kırmızı benekli değil. Bir gökkuşağı alabalığı. Gökkuşağı alabalığında yanılmıyorsam boy limiti yok. 10 adete kadar alıkonulabiliyor. Fakat şu bir abiden duymuştum. Buradaki bu noktalar daha alabalığın erişkin hale gelmediğini gösteriyor demişti. Ben araştırmadım. Öyle duydum sadece. Bilenler varsa, yoruma yazarlarsa ben de öğrenmiş olurum. Şimdi hop, dur, balığım. Evet, birazcık ağzına zarar verdik ama bu balık yaşar. Ufak bir balık. Şimdi ben bunu öpüyorum ve baba gitti bile. Hop. Yıldırım hızıyla şuradan geçti, bastı gitti. Şimdi eşim bizi bir yere çay içmeye götür dediğinde ben biraz söylendim. Akşam suyunu aç çeke gitmeyi düşünüyordum ama şurada iki tane balıkta, küçük balıkta yaşamış olduğum atraksiyon bile bana yetti. Öyle söyleyeyim. Ne zamandır da alabalığa gitmiyordum. Yakın zamanda bir planım var, bakalım olursa. Şimdi biraz daha aç çek yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, taktım bir tane daha. Çok iyi be. Evet, bu porsiyonluk. Dur. Hoppa. Evet. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Lütfen hareket etme. Oo. Şu güzelliğe bakın. Bu porsiyondan biraz ufak. Uçlarını değmeyecek şekilde kurtarmaya çalışıyorum. Diğeri de alt damağında. Solungaçların orada ama şey değil, batık pozisyonda değil. Arada duruyor, bakın böyle çıkardım. Sağlam bir şekilde çıkardım. Çok hareketli. Dere alabalığı zaten her zaman hareketli olur. Şöyle elimden pay biçeyim. Bu arada atlayabilir. Atlarsa da sağlık olsun, zaten bırakacağım. 23 santim bir karışım. 26 santimetre falan. Güzel bir alabalık. Bunu yolluyorum. Hadi kuzum. Yiyecek misin? Yoruldu biraz. Hop. Ve gidiyor. Oh, gidiyor alabalığımız. Biraz yavaş gidiyor. Evet. Güle güle. Demek ki gerçekten kaçma alabalık popülasyonu da varmış ve kırmızı benekli de varmış. Ben balığa gelirken bazen böyle balığı alıkoyma niyetiyle geliyorum. Bazen de sportif niyetle geliyorum. Yani gökkuşağı balığı aslında alıkonulabilir.
Özellikle de bu derede orijinal tür varsa alı konulabilir. Çünkü orijinal türe türün yumurtalarını yer bu balık. Ara sıra gelip buraya ben spin çalışırım. Çok beğendim. Balıklar da çok keyifliydi. İnanılmazdı. Kurallığa olanan, doğaya saygı duyan herkese rast gelsin inşallah.